zamanı. Ey evlilik, sen nelere kadirsin? Bu akşam böyle başlamak istiyorum. İnsanlar evlenene kadar ya da karşı tarafı ikna edene, evlenmeye ikna edene kadar çeşitli taklalar atıyorlar. Bunu kabul edelim. Kimisi kendi olmadığı gibi gösteriyor, kimisi kendi başka gösteriyor, iyi gösteriyor, nazik gösteriyor, akıllı göstermeye çalışıyor. Ama iş evlenme noktasına geldikten sonra film kopuyor. Aslında evlilik, hani diyorlar ya böyle romantizmi, aşkı öldürüyor diye. Abi yok, yani aşkı evlilik öldürmüyor. Tüm gün o gri eşofmanla, üstüne sürekli o lekeli gri eşofmanla gezince ya da ne bileyim tıraş olmayıp göbek salınca aşk bitiyor. Ya da ne bileyim saçını böyle adam gibi taramayıp ya da biraz kendine bakmayıp baba olup kocalığı, anne olup kadınlığı unutunca bitiyor. Başkalarını sürekli evde tartışınca bitiyor aşk. Bak, başkalarını, sizin kendi problemlerinizi de değil, birbirinize değil de sorunlara odaklanınca ya da dünyadaki, ülkedeki sorunlara odaklanınca aşk bitiyor. Birbirinize zaman ayırmayınca aşk bitiyor. Birbirinize ilgisiz davranınca aşk bitiyor. Belki de en önemlisi, sürekli haklı olmaya çalışırken o aşk bitiyor. Dokunmayınca aşk bitiyor. Sohbet etmeyince aşk bitiyor. Birbiriyle şakalaşmayınca aşk bitiyor. Hayır, arkadaşlarınla halı sahaya gidemezsin ya da kız arkadaşlarınla yemeğe, oraya gidemezsin dediğin zaman aşk bitiyor. Ona vakit ve nefes alacak alan bırakmayınca aşk bitiyor. Takdir etmeyince, yaptığı iyi şeyleri övmeyince aşk bitiyor. Sen ne yapıyorsun ki bütün gün evde oturuyorsun? Kafası aşkı bitiriyor ya da öf, hepiniz aynısınız. Kafası aşkı bitiriyor. Biz istiyoruz ki biz hiç değişmeyelim. Karşı taraf değişsin. Öyle olur. Benden bu akşamlık bu kadar. Çok seviyorum. Hoşça kalın.